Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere kararmış derzlerde bir ürün deneyeceğim. Onu denemeden önce neler denedim neler, doğal olan yöntemlerden hemen kısaca sayayım mı size? Aklınıza gelebilecek ve gelemeyecek olan bütün her şeyi duşakabinin içindeki kararmış derzlerimde denedim herhalde. Olabilecek imkanları düşünerek yaptım. Çamaşır sodası, Arap sabunu, sirke, karbonat, limon, diş macunu. Bunları arada karıştırdım birbirine. Oksijenli su. Hiçbir tanesi kararmış derzlerde etki etmiyor. Maya. Diyorum ya, gelebilecek ve gelemeyecek her şeyi denedim herhalde. Sadece sararmış derzlerde etki ettiler ama kararmış derzlerde hiçbir tanesi etki etmedi. Bir günümüz sadece duşakabinin içindeki derzleri doğal yöntemle beyazlatmakla geçti herhalde. Ama kararmış derzlerinizde rahatlıkla söyleyebilirim, hiçbir tanesi işe yaramıyor. Eşim bir gün dedi ki bana, geldi böyle yerlerde derzlerle uğraşıyorum, ne yapıyorsun dedi. Dedim, deney aşamasındayım. Yani gerçekten deneyici gibi hissettim kendimi. Ama sizler için uğraşıyorum. Yani soruyorsunuz, ben de onun için mesela böyle astım alerjisi olanlar, kokuya karşı alerjisi olanlar için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Çünkü benim göstermiş olduğum derzde parlatıcıyla da derz aralarını beyazlatıyorum ben. Normal çamaşır suyuyla da beyazlatıyorum. Kararmış silikonlarda falan mesela acenin pembe olan çamaşır suyu çok güzel etki ediyor. Yani o da mesela küfle buluştuğu zaman veyahut da böyle kararmış derzle buluştuğu zaman kokusu çok yayılıyor. Ondan sonra da mesela bana bir ürün söylendi. 101'e gittiğim zaman gördüm, aldım. O da ne biliyor musunuz? Şu Domestos'un hijyen köpük. Zorlu kirleri söker, maksimum hijyen çamaşır suyu. Kutup ferahlığı diyor. Bunu da deniyorum. Kaç gündür deniyorum bilmiyorum. Derzlerde, merzlerde denedim. Etkisini kendiniz görün. Ben şu an sonucunu söylemeyeceğim sizlere. Lavabo, duşakabin, fayans temizliğinde kullanılıyor. Kokusu diğer çamaşır suları gibi böyle boğmuyor. Okyanus ferahlığı diyor ya, gerçekten öyle bir kokusu var. Yine de alerjisi olanlar, yani bunu kullanırken maske takabilirsiniz. Camınızı, kapınızı açın, o şekilde kullanın. Ama gerçekten rahatsız edici bir kokusu yok. Diğer çamaşır sularından farkı köpük olması. Şimdi ben ilk önce size şuradaki güzelliği beklettiğim taraf. Kararsın, kararsın dedim. Ne kadar kararacak? Çok kararmış. Gerçekten çok kararmış. Diğer derzlerimde hiçbir problem yok. Şurada sulardan dolayı sanıyorum. Ve benim şu termosifon patlamış. Ondan dolayı sanıyorum o duvar o suyu çekmiş. Habire böyle derzler kararma yapıyor orada. İlk önce bir göstereceğim. Ondan sonra da uygulamaya geçeceğim. Uygulamayı nasıl yaptım? Sıktım. Hiç olmadım. Sildim. Sonucu dediğim gibi kendiniz göreceksiniz. Hemen size şurayı bir göstereyim. Valla bunun kararmışı derzleriniz var mıdır bilmiyorum. Bakın en kararmış derzim artık böyle fayanslar mayanslar. Diyorum ya, şu tarafı deney tahtası olarak bırakmışım. Bakın şuralara kadar her tarafı kararmış. Şuralarda deneyler yaptım. Her zamanki olduğu gibi şuralarda falan yok. Bu taraflarda dediğim gibi hiçbir kararma falan yok. Sadece şu kısımda var. Şimdi buraya uygulamayı yapacağız. Bekleteceğiz. Sileceğiz. Güzelce. Sonucunda kendiniz göreceksiniz. Uğraştırıyor mu, uğraştırmıyor mu? En azından kendi fikrinizce olsun. Fiyatı 23 liraydı. Yakından da göstereyim mi? Bakın ne kadar kararmış. Yosun tutmuş, yosun kararmamış. Bildiğiniz yosun tutmuş. Derzleriniz böyle porçöz falan o tarz şeyler kullandığınız zaman ne yapıyor? Derzlerinizi aşındırıyor. Ben mesela derzmatik denedim. Başka şeyleri denedim. Diğer hazır ürünlerden denedim. Hiçbir tanesi derzlerde etki etmedi. Sadece sararmayı alıyor ama kararmayı dediğim gibi hiçbir şey almıyor. Şimdi şu Domestos köpüğü bir deneyelim. Şurada bir emniyet kilidi var. Bunu aşağıya doğru bastırmanız gerekiyormuş. Bastırdığın zaman tık yapıyor. Ondan sonra şu üstündeki kapak dönüyor. Bakın. Şöyle kapanıyor. Şöyle bastırarak döndürüyorsunuz. Ondan sonra dönüyor. Çocuk kilidi varmış. Sizi şöyle elime aldım. Dikey pozisyonda püskürtme yapabilirsiniz diyor. Hatta şuralarda da var. Hemen oralara bir sıkalım. Dediğim gibi astım alerjileri dikkat etsin. Yatay olanlarda aktığı için yani çok fazla etki etmiyor. Normal yüzeylerde birkaç dakika diyor. Çok kirli yüzeylerde maksimum 5 dakika bekletebilirsiniz diyor. Şimdi şu kısımlara gelelim. Şu an koku, bakın hani bu kadar sıkmama rağmen kokusu beni boğmuyor.
an bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şuraları da bir göstereyim. Bakın. Bu köpükler mesela şey yapıyor. Ben ne kadar beklettim? Köpüklerin iyice gitmesini bekledim. 5 dakika zamanında zaten onlar yok olmuş oluyor. Bakın şu an şöyleler. Siz onları hızlandırılmış şekilde bakın. Ben de böyle bekleyeyim burada. Bazı yerlerini sıkmamışım. Oraları sıkıyorum. Çünkü belli oluyor. Krizitin arkasına gitmemesi için şuraları şöyle bezle aldırıyorum. Çünkü orasını durulama yaptırmam gerekiyor. Silemem. Bakın üstler. Bekliyoruz. Daha 1-2 dakika oldu herhalde. Şu an öyleler. Şuralar şu durumda. Renkleri açılmış durumda. Şuralar da aynı şekilde. Bakalım. Bekleyelim. Sanıyorum 5 dakika oldu. Daha silmeden ki durumu şu an şu şekilde. Bakın. En alt kısımlar şu an böyle. Bezle üstten silmemiz gerekiyor. Olma yapmayın diyor. Sonra da güzelce bezle sildikten sonra durulayın diyor. Bakalım. Ilık suyla yıkamış olduğum bezle bir güzel sileyim burayı. İlk önce üstlerden sileceğim. Üstümde eski bir şeyler var. Çamaşır sulu şeye değerim, mahvolurum diye. Şimdi bakalım. Şu dolap yanlarına bezi sokamıyorum. O yüzden şöyle yapacağım fırçayla. Buralara da bezle giremiyorum. Şöyle yapacağım. Şurada derzlerim kendini yemiş. Diğer taraflarda yok ama şu kısımda ve şu kısımda gördüğünüz gibi bakın. Boşluklar var. Şöyle gördüğünüz gibi siyah olduğu için şu an leke leke kalıyor. O yüzden güzelce durulama yapmak gerekiyor buraya. Ben tekrar üstten durulama hızlıca yapayım. Hızlıca kurulama yapmam gerekiyor. Çünkü leke leke kalır. 2 dakika havalansın. Göstereceğim. Şu an leke falan kalmadı sanırım. O yenmiş derzlerde nasıl etki? Normal derzlerde, kararmış derzlerde nasıl etki? Hepsini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bakın fayansları parlattı. Fayanslar da çok güzel etkili. Kendini yememiş olan derzleri beyazlatıyor. Mesela bakın şuralarda kendini yemiş derzlerim var. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Onları aslında yenilemek gerekiyor da. Burada bu işlemi bitirmeden ben bu derzleri tamamen size beyazlatmadan bu videoyu kapatmayacağım. Ola ki böyle bir durumda siz de mesela ne denerseniz deneyin. Bu şekilde kaldıysa hemen ne yapıyoruz? Kokusu ilk başta da bahsettiğim gibi biraz fazla oluyor. Şundan bu şekilde kaldıysa, çok hafif hafif kaldıysa şunu şu şekilde diş fırçasının üzerine oldu ki domestos çıkartmadı. Şu şekilde kaldı. Mesela şöyle aradan döküyorum. Gitsin yoldan o. Şunu da dökelim. Oradan hızlıca gitsin. Ben de diş fırçasıyla sadece böyle yaydırayım. Bunu da böyle bu şekilde bekletiyorum. Zaten rengini gördüğünüz gibi hemen açmaya başlıyor. Sadece dediğim gibi kendini yemiş derzlerde bunu yapabilirsiniz. Diğer türlü mesela diğer derzleri gördüğünüz gibi köpük beyazlattı. O şekilde uygulama yapabilirsiniz. Böyle bekleyelim. Hepsinin sonucunu göstereyim. Bakın burayı da 5 dakika beklettim. Kendini yemiş olan derzlerde acenin de etkisi bu şekilde oldu. Hemen burayı da güzelce şöyle duruluyorum. Yıkayabilirseniz yıkayın. Benim bu tarafta dolap olduğu için yıkayamıyorum. Güzelce de kurulayalım. Gördüğünüz gibi bu da acenin kendini yemiş derz aralarında etkisi. Hani buradan da göstereyim bakın.
Ama oralara da şu şekilde etki ediyor. Sonucumuz böyle. Buralar daha çok havalandı. Şu şekilde göstereyim. Domestos aktif köpükle yapmış olduğum yerler. Buralara hiç şey yapmadım. Zaten ayna gibi oradan gözüküyorum. Siyah fayansları falan parlattı. Güzel durularsanız leke leke kalmıyor. Beyaz fayansları da şu şekilde gördüğünüz gibi parlattı. Buraları çıkartmadı. Aceleyle çıkarttım. Bakın şuralarda şu şekilde. Komple şu an bütün derzlerim beyazladı. İki üründe olmuş olsa beyazlatmış oldu. Size hangisi uygun geliyorsa onu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Domestos hijyenik köpük. Orada ben aktif köpük dedim hep. Hijyenik köpüğün etkisi bu şekilde. O yüzden size kendi gözlerinizle görün dedim. Biliyorsunuz ben bir ürün ne kadar etki ederse onu söylerim. Ne kadar etki etmezse de onu söylerim. Kendini yemiş derzlerde daha önceki denediğim yerlerde de aynı şey olmuştu. Şu Domestos hijyenik köpük çok fazla oralara işlemediği için o kararmaları almadı. Bunu söyleyebilirim. Kendiniz de gördünüz. Şu alt kısımlarda derzlerin gitmiş olduğu yerler var. Oralarda da bu aceyi tek geçerim. Sizin de aynı şekilde derzleriniz kendini yemişse, yenileyemiyorsanız şununla yapın. Ama dikkatli şekilde yapın. Kapağına az bir şey dökün. Oralara diş fırçasıyla sürün. Banyodan çıkın. Ondan sonra mesela gelin, durulayın, kurulayın. Durulayamıyorsanız nemli bezle silin, üstünden kurulayın. Ama bakın fayanslarım gerçekten bununla parladı. Yani fayanslarda etkisini çok sevdim. Yani banyomun içinde de aynı şekilde fayanslarımı parlattı. Siyah olmasına rağmen ayna gibi oldu. Onu gerçekten sevdim. Yani size alternatif. Hangisi sizi rahatsız etmiyorsa onu yapın. Domestos hijyenik köpük de etkisi iyi mi? İyi. Normal derzlerde, sararmış derzlerde, kendini yememiş derzlerde etkisi gayet iyi. Kendini yemiş derzlerde de acı çok etkili. Şuralar gördüğünüz gibi bembeyaz oldu. Şimdi o durdukça, kendi mesela kurudukça bunlar böyle daha çok beyazlayacak. Bana soruyorsunuz ya derz aralarını nasıl bu kadar beyaz yapıyorsun diye. Normalde ben acı yaparım oralara. Diş fırçasıyla sürerim, durularım. Banyonun içinde de aynı şekilde. Yerlere çamaşır suyu yapmam. Oraları da parlatıcıyla yaparım. Fırçayla yayarım. Ondan sonra güzelce banyoyu durularım. O derz araları her zaman beyazdır benim. Vallahi benim anlatabileceğim sizlere bu şekilde. Umarım faydası olmuştur. Siz de aldığınız zaman etkisini fazlasıyla görürsünüz. Daha önceden çünkü acıyı paylaşmıştım. Her defasında da söylüyorum. Kararmış silikonlarınızda acıyı kullanabilirsiniz. Kendini yemiş derzlerinizde acıyı kullanabilirsiniz. Domestos hijyenik köpük de fayanslarda kendini yememiş derzlerde dediğim gibi gayet güzel temizliyor. Ondan da memnun kaldım. Acıya göre Domestos'un kokusu daha iyi. Daha hafif. Aklınızda bulunsun. O yüzden her şeyi kendi gözlerinizle gördüğünüz için ben yine rahatım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.